Arkadaşlar yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün bomba gibi bir konukla yeniden karşınızdayız. Kaan Örer, sevgili Kaan abimiz yanımızda. Nasılsın merhaba abi? Merhaba, teşekkür ederim. Önce bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Süper, harika. Bekliyordum, şimdi gerçekten bekliyordum. Abi. Başlamadan önce evet, Kaan Örer YouTube kanalıma subscribe edin. Teşekkür ederim. Abi ayağının bekliyorum. Tozuyla hemen sanki tekneden atlamışsın da buraya gelmişsin gibi. Balık olayı inanılmaz benim için. Gerçekten hoşuma gidiyor, tutuyorum. YouTube kanalım var. Ne yapıyorsun o YouTube kanalında? İşte sen initial'ları kullanıyorsun galiba. K.O. Şimdi değiştirdim zaten. K.O. mu K.O. mu? Fish in Florida with K.O. Okay. K.O. değil. Yok K.O. değil. K.O. K.O. Zaten yorumlarda. Okey ters yani. Aynen. Ben okey değilim. Okey ben okey değilim. Ben böyleyim. Beni böyle kabul edin abi. Böyle den eder. Ben böyle. Vay abi balık tutuyorsun sen. Abi hoşuma gidiyor. Bayılıyorum. Zaten Türkiye'den beri bu geliyor. Türkiye'de tutuyordum ben ufak yaşta. Buraya geldim. Ufak ufak başladım. Kendi kendime çekimler yapıyordum. Dedim ama bir dakika. Herkese sunayım bunu. Ne kadar oldu Amerika'ya sen geldin? 92 yılında geldim abi. Ocak 7, 1992'den evet. Beri Amerika'dayım. Yani sen İkiz Kuleleri bilmem ne onları bayağı yaşamışsın. Tabii. İkiz Kuleler'de biz kardeşimle beraber Action'daydık. Dealer'ımız, araba dealer'ında Action'da. Açık arttırma. Açık arttırma pardon. Araba açık arttırmasında. Araba açık arttırmasında orada öğrendik. Yani inanılmaz tabii. 92'den beri burada olunca çok şeyler yaşıyorsun. Çok şeyler görüyorsun. Vay be oradayken o patlama oldu. Aynen. İnanılmaz. 9 gibiydi sabah işte. İnanamadık. Nasıl geldin buraya abi? Birden Amerika isim ya şimdi şöyle. Da. Benim buraya gelme olayım çok değişik. Türkiye'deyken özel otelcilikteydim lisede. Özel otelciliği bitirdim. Tekrar aynı otelcilik adına ilerleyelim turizm dedik. Turizm otelcilik değil, turizm özel otelcilik. Özel otelcilik. Özel otelcilik turizm meslek lisesi. Oradan dedik ne yapalım? Avrupa'ya gidelim. Amerika'ya gidelim. Otelcilik nerede ilerlemiştir? Buralarda ilerlemiştir. Hadi bakalım gidelim. Nasıl gidelim? Avrupa'ya baktım. Orada tanıdık yok. Amerika'ya baktık. Tanıdık var. Kuzenimiz Volkan. Volkan Sak. Şimdi hala kendisi Voltur sahibi. Turizm. Vize nerede işlerine o? Falan da bakıyor. İstanbul'da. Amerika'daydı ama. Amerika'daydı. Ben buraya gelmek istediğim zaman o da Cocoa Beach'teydi. Cocoa Beach'teydi kendisi. Dedi oğlum dedi ne işin var Avrupa mı Avrupa? Gel fıstık gibi Amerika'da kızlar, hava, kumsal. Çok iyi. Deli misin Avrupa'da o havada? Dedim tamam. Eşinle de burada tanıştın sen o zaman. Tabii tabii. Nereliydi eşin? Oralara daha gelme. Dominik Cumhuriyeti'nde. Dominik Cumhuriyeti'nde. Lara Croft gibi bir kız yani. Bayağı. Abi maşallah çok şanslıyım o konuda ama bekledim. Bekledim. Yani balık bekler. Balık bekler gibi. doğru balığı tutacağım balığı bekleyeceksin abi. Ve bekledim onu. Ve kaç çocuğun oldu? İki. İki tane kızım iki var. İki tane kızım var. 8 yaşında 12 yaşında. Aliya ve Dilara adında. Allah şükür. İyi eşin Türk isimlere bir sıkıntı yapmadı. Yapmadı. Ayrıca bir de abi dediğim gibi bekledim ve seçtim yani. Çok önemli çünkü. Benim için ben kıl bir adamım. Ya bilmiyorum beni biraz tanıyor musun? Ben biraz kılımdır. Ya o konuda da çok seçiciyimdir. O yüzden çok bekledim ve onu gördüğümde gerçekten aşık oldum. Yani ilk görüşte aşık oldum. İlk tanıştığım zaman bizim araba galerisi olduğunda o bankacılık aracıyla çalıştı. Orada çalışıyordu. İlk günüydü işinde. Gittim abi açtım ofisin kapısını. Elinde olta. Ya elim yok o zaman yoktu olta. O zaman yavaş yavaş daha yavaş yavaş oltalar. Abi bir baktım ya dedim de tut yani bu. İlk görüşte. Hanım bu ilk görüşte. Wow. Dedim kesin evleneceğim. Wow. Kesin. Çıktım oradan Yiğit'i kardeşimi aradım. Dedim oğlum ben buldum. Evleniyorum. Ya hadi lan git manyak mısın lan? Çünkü bana hep öyle diyor. Evet. Elektrik. Benim eskiden öyleydi. Elektrik alamıyorum. Elektrik yok diyordu. Herkes, hala, hala herkes dalga geçiyordu abi. Ondan sonra dedim. Sen baya sanayi bu. Elektriği almışsın. Evleneceğim diye çıktın. Elektriği aldım. Direkt çarpıldım diyelim. Hatta çarpıldım. O gün bugündür direkt evlendik zaten. Hemen evlendik. Evet. 6 ay sonra. Ne dedim peki kıza? Yani ben abi, seninle evleneceğim. Hakikaten öyle bir abi. Şey ki kız yeni gelmiş New York'tan. Ailesiyle beraber yaşıyor. Daha ilk günü işte. Yani düşünsene rezaleti. Ben de gelmişim buraya. Rico Suave gibi hey WhatsApp falan böyle. Ona da biri gaz vermiş. Ben bak orada evde kalacaksın. Gel şurada. Aynen. Burada ilk günden evlendik. İlk günde kesin garanti oluyorlar. Sonra ne yaptım? Gittim şey bizim galeriye. Oturdum. Aşk mektubu yazdım. Şaka yapıyorsun. Hayır. Ama ciddi. Tabii. Anam babam. Çünkü annemizden babamdan biz öyle gördük. Hayır abi. Herhalde. Hayır abi. Herhalde. Herhalde. Yok Türkçe yazdım. Çevir dedim. Belki o kadar aşık olup İspanyolca dile gelmiş olabilirsin. Yok. Yıl 2006. İnternet 2006. Falan her şey var aslında. Ya, var. Abi, ama ben de o sırada işte, Amerika'ya yeni geliyorum. Eskilerden, annemizden, babamızdan gördüğümüz o romantik mektup yazma, el yazısı. Benim için hala böyle şeyler önemli. Biz öyle kaç, büyüdük. Yaş kaç öyle bu arada büyüdük. Şu an? Benim 35, 36. Şu anda? Şu anda 50. Şu anda 50.
30-36 değil mi? Şu an ben heyecanlandım ya. Nasıl yani? Yok hocam, yok. 50 yaşındayım. 50 yaşındayım. Ama yani 50 de göstermiyorsun abi. Teşekkür ederim. Vallahi. Teşekkür ederim. Hem de senden ya, fazla beyaz var yani. Abi o ne biliyorsun? Sen, sen de senin var. Kadar saç yok. Öyle düşün. O bence evet, biraz evet. Hayata bakış açısından kaynaklanıyor. Genetik bence. Mi? Genetik olabilir. Babam da öyle. Babam da beyaz saçlı ama o da çok yaşlı göstermez. Babası da bu arada Cevher Örer. Cevher Örer. Evet. Eski Fenerbahçeli milli futbolcu tabii. Hmm. 70'lerde, 71'lerde Cemil'lerle, Şükrü Brandlar'la. Ve sen Beşiktaş'ı tutuyorsun. Ben Beşiktaş'ta. Kardeşin tarafından vatan hainliler. Hashtag tam ki Beşiktaş. Pençeyi de atalım. Baban seni evlatlıktan reddetmedi. Babam da gülüyor. Çünkü ne desin adamcağız? Evet. Yani abi nasıl ne bizim tam ya? O zamanlar... Ya Ömer oğlum düşünsene. Hayır, oğlum bu hayır benim şu anda böyle çok bir baba ya. Kariyeri karşısında ellerim falan titriyor. Allah'ım milli ya, futbolcu Fenerbahçeli baba. Sen saygımız nasıl sonsuz. Bak şimdi saygımız sonsuz. Herkesin tercihi. Yakalarsak... Yok öyle deme. Evet. Şimdi o zamanlar düşünün Metin Ali Feyyaz. Kolej takımı. Aslanlar gibi oynuyorlar. Yani çok değişik. Bir de ufaksın, gençsin. E tabi sempati oluyor. İnsan hoşuna gidiyor. Var. Direkt Beşiktaş ama olur, harbiden abi. Öbür tarafta da Aykut Rıdvan. Yani bence yeterli değil. Ama bütün onlar Beşiktaş olduk zaten. Oğlum saldıracaksın şimdi. Yani. Millet böyle döşecek biraz yani, Yiğit ya. Başlayacak zaten. Yani, orada yani. Aynen. Ya. Ya bırakın ya. Nasıl bu babasını ihale etti. Yok. Abi Facebook'tan bir ara takip ediyorum ya, tamam mı? Abi bakıyorum biri video koyuyor böyle. Gak! Guk! Baklava mı kokuyor? Ya abi ben çok enteresan. Kaan'ın şöyle bir videosu var abi. Deli. Ya şu 50 yaşındaki adamın öyle diye videosu var. Yaşım 50 olabilir ama kalbim öyle. Ya kalbim hala çocuk. Yaşım 50 ama kalbim deli. Hala deli. O ne abi? Onun hikayesi. Abu Bakar yapıyordu onu. Abu Bakar. Gol attığı zaman. Ondan sonra bir de kahve pozum var. Hiçbir şey demiyorum. Biz evet. Yendiğimiz zaman veya onlar yenildiği zaman direkt poz bu abi. Ne demek o? Bir şey demene gerek yok. That's it. Bu. Kahve içip kalk. Gak abi, ne oluyor? Bir dakika. Bunu bir açıklar mısın? Ben onu açıklaması anlamadım. Nereden çünkü geliyor? Çünkü Fenerbahçe'ye de gak diyor. Hayır. Şey neden diyor? Onlara diyorum? Çünkü kuş olarak şimdi kanarya onları kargaya çevirdim. Gaklıyorlar yani. Oradan kaynağı. O mevzu oradan geldi. Ya da tabii bunlar hep komedi. Yani gerçek bir şey yok. Hepimiz şakalaşıyoruz arkadaşlar arasında. Çünkü ciddi alanlar var. Türkiye'de mesela biliyorsunuz. Çok Türkiye'de acayip. Futbolu. Ya bizim, inanılmaz yani. Bizim Koray İnanılmaz falan boyut. Boyutlara getiriyorlar. Aslında fanatik gün... olmuşlar. Gereksiz bence. Alakasız. Biz burada eğleniyoruz, gülüyoruz arkadaşlar arasında. Onun için Facebook'u bıraktık. Sokağa çıkmayan adamlar. Yani. Abi Facebook'u bıraktık. Evet. WhatsApp grubu kurduk sırf bunun için. Dedik abi ciddi alanlar var. Evet, yani biz aramızda gakguk dalga geçiyoruz tamam da millet nasıl dersin onu nasıl böyle yaparsın. Yani alakası var abi tabii futbol. Bunu da nasıl dersin nasıl yaparsın. Yani ben şimdi deniyorum tabii yani. Ne oldu? Dedik ki beyler dedim biz bırakalım bu Facebook'u. Evet. WhatsApp grubumuz içinde sülalenin kalanları da alet olsun. Boku çıkmasın olayın. Ve süper oldu. Şimdi gruptayız. Şimdi hala 50 tane mesaj var şu anda. Tabii. Abi Yiğit de hasta Fenerbahçe tabii. Evet. Armut dibine düşmüş gerçekten. İsa'nın Prodigal Son hikayesinin şeyi gibi Yiğit bir tane babasının yanında duran. Tamam tam proleje. Evet. Saldırıyor ve çok ciddi de yorumları var. Aktif bayağı da sporda. Tabii. Hatta baldızı mı ne evlenecekti. Hangi takım tutuyor diye sormuş Fenerbahçe. Ya bırak Fenerbahçe'sini şimdi. Kombini var mı? Kombini var mı? Yani. Bana öyle Fenerbahçe'yim diye gelmesin diyor. Kombini varsa diyor gelsin diyor. İyi fanatik. Bayağı fanatik. Çok güzel ben, abi ben ya. Öyle değilim abi. Ben için eğlencesindeyim. Gırgırındayım. Maksat muhabbet olsun. Ama öyle değil. Öyle olmuyor yani. Abi. Abi olmuyorsun. Abi, evet. Dediğin gibi maç olmuyor. Gelince, maç gelince değişiyor olaylar. Ama benim için hala gerçekten umurumda değil yani. Ben gülüyorum eğleniyorum. Çünkü şu andaki olayları görseniz bilmiyorum. Sen takip ediyorsun biraz. Sen o kadar fazla takip etmiyorsun futbolu. Alakam yok. Şu anda abi kara günlerini yaşıyor. Ya inanılır futbol gibi. Bitmiş Türkiye'de. Evet. Yani inanılmaz bir şey. Ya beyaz hayda diye burada siyah beyaz futbol. Abicim o zaten ya. Ahmet Çakarlar, Erman Toroğlu bunları izleyip de tamam Rasim Ozan falan abi. Çok zor abi, ya. Zor. İşi tamamen şovunda onlar. Abi Allah aşkına. Rasim Ozan abi. Hayır işin şovunda artık. Ben kusturmalı boşnak saksısını onda görüyorum. Ben böyle bir şey bilmiyordum ya. Ya çok iyi ya. Nagihan Alçı da geziyor ortalıkta. Nagihan Alçı şu an. Aklıma geliyor bazen kusturmalı. Ya. Dur kahvemi içeyim ya. Dur ya. Bir ağzını temizleyeyim. Dur ya.
Şurada kalsak da. Sen futbolla falan bayağı ilgilisin. Geldiğinde buraya galeri işi yapıyordun. Kardeşinle beraber. Galeri işinden önce yok. Ben buraya ilk geldiğimde hiç sıfır İngilizce yoktu. Sıfır. Almanca öğreniyordum ben. Nasıl kızı İngilizce mektup yazdın? Dur da o zaman ileride. O 2005'lerde 2006'lardan bahsediyorum. Ben 92'den bahsediyorum hocam. O arada öğreneyim artık. Bayağı bir tarih ya. Sen geldiğinde peki şey miydi? Federal hükümet miydi? Ya ben şöyle söyleyeyim abi. Diktatörlük vardı burada hocam. Sen buraya geldiğinde ben hayatta değildim yani. Daha öyle söyleyeyim. Aramızda öyle bir fark var. Ben 92 Ekim. Sen Ocak'ta gelmişsin. 92 doğmuşsun, ben buraya geldim. Ocak 7'de. Bayalarlayız be. Bayalarlayız. Ama şu anda Zilkan'cığım biliyor musun? En güzel tarafı öyle hissetmiyorum. Yani şimdi ben Ömer'e baktığım zaman. En güzel tarafı ben de öyle hissetmiyorum seni yani. Yemin ederim. Vallahi ben gerçekten böyle bir genç bir enerji var yani. Şimdi Ömer'i ben arkadaşım gibi görüyorum. Yani beni hani küçük müçük, ben büyüğüm, bana efendim yok bilme abi de falan. Benim bir şeyim yok yani. Hiç yok. Bir de öyle bir hissim de yok. Gerçekten kendimi genç hissediyorum. Zaten insan onu da vermiyorsun yani. Ben şöyle edepli durayım yanında diye. Yok yok. Gayet rahat bir insanım. Edepli duramıyorum abi. Etrafıma da. Gayet rahat bir insanım. O az bıyıklarını oynamadın. O kadar da demelisin. Vallahi abi. Galeriden önce ne yaptın? Galeriden önce ben buraya geldiğimde İngilizcem de ilerlesin diye hemen evin yanında, kaldığım evin yanında Windix'i vardı. Süpermarket zincirleri. Windix'i de hala da var tabii. The Beef People derlerdi o zaman. Sloganı oydu. The Beef People. Vay ne güzel falan. Beef mi vardı yani? Of. Acayip meşhurlardı. Beef'leri de mesela. Et. İnek. Et. İnek eti de meşhurdu. Oraya girdim abi. Orada paket yapmaya başladım. İngilizce önünde merhaba, hi, how are you, welcome falan filan. Şeyde kasada. Yok, kasanın arkasında paket. Bag boy. Bag boy. Torba koyar. Öyle. Öyle yavaş yavaş başlıyor orada. 6 ayda gece stok müdürü oldum. O İngilizceyle. Çünkü abi bizim Türklerin çalışma felsefesi bambaşka. 20 işte. 20'lerde. Yani. Ben de 25 yaşımdayken. Ha, bizim çalışma felsefemiz başka. Biz çalışkan insanlarız. Hep öyle gördük hayatımızda. Ben bag ediyorum işte paketleri koyuyorum. Gidiyorum oraya yardım ediyorum. Şelfleri düzeltiyorum. Vitrine yardım ediyorum. Ulan bunlar diyor ne yapıyor bu? Çünkü orada işi biter bırakıyor. Veya belli bir işin varsa onu yapıyorsun. 8 saat onu uzatıp hadi bana güle güle diyor herkes. Evet. Biz öyle değiliz. Öyle de görmedik. Benim hoşuma gidiyor. Hele düzenleme kıl adam olduğum için. Orayı rafı düzenleyeyim. Paketleri resmini çevireyim. Onlarla oynuyor millet. Allah Allah bu çocuk demek bayağı ilgili. Öyle öyle. Stock menajeri oldum. Bütün şeyler işte doldurma şelfleri olarak. 6 ay onu yaptım. O arada da hala okula devam ediyorum. Yani bu bayağı bir zor süreçti İngilizce öğreneyim diye. Gündüz okula gidiyorum. Gece vardiyasında çalışıyorum. Tekrar kalkıp okula. Öyle bir hayat geçti 2 sene. Öyle olunca tabii iyice ilerledim. Sonra bunların bir programı vardı. Kolej programı Windix'in. Bütün departmanlardan geçiyorsun ve okulu bitirince UCF'den mezun olunca da müdürlüğe başlıyorsun. Direkt ona girdim. Bütün departmanlarına geçip sonunda Windix'in müdürü oldum. Ve devamlı değişik Windix'lerde çalışmaya başladım. Olay öyle başladı. 10 sene marketçilik Windix ile beraberdim. Ta ki kardeşim beni Çekoslovakya'dan, Czech Republic'ten arayana kadar aradı beni. Ya abi dedi burada kıçım donuyor. İnanılmaz soğuk. Ben geleceğim. O orada zaman da kızlar güzel diye çağırmışlar. İnanılmaz. Kesin öyle. Evet. Kandırmışlar onu. O zaman da Detur'un finans müdürüydü kendisi orada. Ama gerçi Yiğit liseden sevgilisi Esra değil mi onun? Tabii tabii. Liseden beri beraberler. İlk göz ağrısı tabii o zaman. O da öyle şey yani. Ben bununla evleneceğim. Aynen. Ondan sonra öyle olunca ben de tam o zamanlar mezun olmuşum. 1996'da UCF'den mezun olmuşum. Dönmeye karar veriyorum. Döneceğim artık. Tam da Yiğit arayınca beni abi ben geliyorum oraya bir şeyler yapalım deyince hadi gel dedim kalalım burada. Beraber bir şey yaparız abi kardeş. Geldi. Fenerbahçe merhaba. Şey içine sıçtı. Ondan sonra dakluk bütün muhabbet başladı. Yok abi dedim misin ne güzeldi. İyi ki de gelmiş vallahi kardeşim evet, sağ olsun. Evet. Güzel aile beraber kardeşlik. Hemen ne yapalım dedik. Turizm sektöründen geliyoruz. Hepimizin de turizm background'u var. Turizm şirketi açtık. Başladık Miami, Orlando, New York turlarına. Çok güzel onu yaptık. Ta ki bu işte 9-11 olana kadar fena patladı. Bina patladı. Bizim de turizm patladı. Vize vermediler. Her şeyi durdurdular. Turistleri göndermediler. Hala biz bu arada high security'deyiz. Ya abi high security'si çünkü devamlı bir şey oluyor. Baksana. Evet, doğru. Rus ya işte Ukrayna. Ama 9-11'dan sonra Amerika artık eskisi gibi olmadı yani. Olamazdı zaten. Olamaz. Düzen değişti yani. Çok değişti. Sen o gün buradaydın abi. Şöyle tabii, bir çok tabii. Kısa bir anlatsana. Nasıl bir hava vardı Amerika'da? Ya şimdi ilk aklına gelen Amerika'da böyle bir şey olamaz. Değil mi? Ya İnsanlar şaşırıyor yani şaka. Amerika'da. Ya herhalde şaka mı ciddi mi haber doğru mu? Belli bir saat süresince seyrediyorduk orada araba pazarında. Kimse inanamadı. İlk aklına gelen o. İnanamıyorsun. Sanki film seyrediyorsun. O binalara vuruşlar şeyler. Ya olamaz diyorsun. Nasıl olabilir? Bu kadar güvenlik, bu kadar FBI var. Ya inanılmaz. O kadar intelligence var ki. Ve bunu olması zaten
zaten sonradan ortaya çıkıyor ne olduğu. Hmm. Ama ilk düşüncen o. Ama ve ne inanılmazdı. Olduğu sonradan ortaya çıkıyor dediğin, o da hala bilinmiyor aslında. Yani tam olarak kesin. Ya kesin olarak bilinmiyor. Çok teori var. Benim evet. kendi teorilerim var. Hmm. Kendi içinden olduğu söyleniyor. Hmm. Evet. Bilerek yapıldı diyor. Yani bir sürü şey var. Enteresan olaylar var. Evet. Sonuçta olan oldu. Maalesef oldu. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Ona göre her şey değişti tabii Amerika'da. Belli bir süreçte. Bize de etki etti dediğim gibi. Turizm şirketimizi bırakmak zorunda kaldık. Ne yapalım yine iki kafaya verdik. Bu arada bizim arkadaşlarımız, bilmiyorum tanıyor musunuz, Serhat Hakanların araba galerisi vardı o zaman. Dedik biz de yapalım. Yani neden evet, olmasın? Evet işte şey Koray o falan. O zamanlar. Tabii. Kardeşi, o da Koray da o da sonlanmasın. O da hasta Fenerbahçeli. Buradan selam söylüyorum. Çok delikanlı bir adam. Gerçekten çok süper. Bu aralar harika insanlar. Evinde bir şeyler yapacak yine. Şey yapıyor her zaman. Çok tatlı da bir eşi var onun, Kolombiyalı. Evet süperler maşallah. Öyle görüşüyoruz. Öyle işte oradan araba galerisine geçtik. Kendi araba galerimizi açtık. Başladık 3 araba 4 arabayla. Çünkü kocaman galeri abi, park edecek yer o kadar yer var ki. Şöyle diyoruz, sağa koyalım biraz yan koyalım falan. Evet. Öyle öyle derken 20 sene araba galericiliği yaptık. 20 sene. Evet. Ve Allah'a şükür maşallah sadece çok güzel. Sadece araba değil yani, bu ya tabii, motorlar. Araba, motor tamiri, ek eşleri tabii onun yanında hep devam etti. Öyle olunca. Hala Yiğit devam ediyor. Kardeşim tabii devam ediyor. Ben ama hep ona söylüyordum. Bak oğlum diyordum, ben emekli olacağım. Hadi ya diyordu, bırak abi saçmalama ne emeklisi. Oğlum bak dinle beni, emekli olacağım. İnan bana hadi derken. Tam böyle transition zamanında başka bir yere geçecektik. Galeriyi taşıyacaktık. Orada dedim ki evet that's it, gün geldi. Bu arada sen hakemlik de yapıyorsun. Tabii o ama işte tam o süreçte oldu işte. Winn Dixie'yi tam bırakmadan galeriyi açtı. Sonra ben Winn Dixie'yi bıraktım. Galeriyi tam ben bırakmadan hakemliğe başladım. Çünkü çok sevdiğim şey. Hayatımız futbolla geçti. Sevdiğin bir şey yapıyorsan çalışmamı futbol seviyor musun gerçekten? Ya şimdi öyle bir şey ki sevdiğin işi yapacaksın ve sevdiğin hayatı yaşayacaksın. Yani felsefe bu oluyor belli bir yaştan sonra. Gençken biz de çok çalıştık. Dediğim gibi Winn Dixie'de sabah okul, gece iş, hiç durmadan çalışıyorsun. Herkes yapacak bunu. Çok güzel bir şey. Ama belli bir yaştan sonra, hele evlenip çocukların olduğu zaman hayat felsefen bir anda değişiyor. Gerçekten yani bir şeyi kaçırmak istemiyorsun. Çocuklarının büyüyüp gelişmesini görmek istiyorsun. Belli bir vakit harcamak istiyorsun. İşte yürüdü, kalktı, zıpladı, hopladı, güldü. Onları kaçırmaya başladım. Galeride bunu hissettim. Çünkü sabah 8, akşam 8. Cumartesi dahil. Pazar günleri de top oynuyoruz. Halen top oynuyorum. Hiç gün yok, zaman yok. Akşam geliyorum işten, yatıyorlar. Göremiyorum. Onun için o kararı kendim verdim. Kardeşime de söyledim. Dedim that's it. Ben emekli oluyorum. Tabii emeklilik derken yarı emeklilik diyelim. Hakemliğe, futbol hakemliğine buradan geçtim. Tabii futbol geçmişimiz de var. Öyle olunca biraz kolay oldu benim için ilerlemek. 3 senede çok iyi bizim kademe Türkiye'de atladım. Türkiye'de anladığımız anlamdaki futbol yani soccer. Tabii. Bayağı futbol. Aynen soccer, futbol hakemliğine başladım. Şimdi 3-3,5 senedir onu yapıyorum. Bayağı full time yani. Ciddi full time. Memnunsun. Neredesin? Süper. İnanılmaz. Yani. Amerika o kadar çok lig var ki hepsini yapıyorum. Çünkü full time olduğu için. Bu arada oraya bir parantez canım. Burada yoktu abi. Bu kadınların abi, kızların yaptığı bir oynadığı bir futbol dağılık. Ben geldiğimde sıfırdı. Yani sıfırın altı hatta yani. Gülüyordu millet. Futbol mu? Hadi yani futbol, benim çocuk futbol oynayacak. O mantalite vardı. Çünkü ve Amerikan bakın, futbolu. Amerikan futbolu vardı. Ve kızlar oynuyordu futbolu. Bu diğer bizim anladığımız Amerikan futbolu. Kızlar oynuyordu. Daha çok böyle çocuklar. Ufak çocukları oynatıyorlardı. Vakit geçsin falan diye. Evet abi kızları görüyorum. Hayvan gibi bacaklar. Daha çok beyzbol. Beyzbol üzerine. Softball, beyzbol. Amerika'nın genel şeyi oydu. Ama bu World Cup'ın buraya gelmesiyle 94 yılında bilmiyorum. Evet. Dünya kupasıyla bir anda. Dünya kupasıyla bir anda değişti. Ama iyi de ufku gitti açıldı. Amerika. İlk girmesine rağmen. Ya, şimdi gidip gitmesi o kadar önemli değil. Girmesi önemli. O girişi yapıp Amerika World Cup'ın, Dünya Kupası'nın buraya gelip belli eyaletlere gitmesiyle bir anda Allah Allah şekil futbol değişti. Enteresan dendi ve o kadar çok da göç başladı ki o zaman, bilmiyorum fark ettiniz mi? Kolombiya, Brezilya, bütün South America ülkelerinden, Arjantin, Güney Amerika ülkelerinden herkes buraya yavaş yavaş yerleşmeye başladı. Evet, ne oluyor? Genel olarak bütün o insanlar futbolla ilgileniyor. Evet. Ne oluyor? Bütün senin buraya gelen insanlar onunla tabii ilgilenmeye başlıyor. Orman diye bir şey yoktu burada. Yok, hiçbir şey yoktu. Kaka geldi. Yok şu ana baksana. Kaka'yı yani getirdiler. Bütün meşhur. Takım çok iyi gidiyor. Çok fark etti ve ek yerler açıldı. Mesela Excel Soccer World diye bir yer var. Evet, halı saha kompleksleri. Oralar geldi buraya. Açtılar ve Brezilya'nın inanılmaz. Brezilya'nın bir müşterim vardı Brezilya'da. O da orada aktifmiş galiba. Herkes orada abi. Tabii biz de her hafta orada oynuyoruz. Bayağı güzel bir kültür var. Kamp mamp yapıyorlar orada bilmem ne yapıyorlar. Çocuk
çocuklara var, adult büyüklere var, bizim yaşlara var. 30 yaş ligi var, 40 sen yaş ligi var, 50 yaş ligi var. Orada oynuyoruz. Halı saha. Pazar günleri de Florida'nın yerel ligi var. Central Florida Soccer League. Orada bayağı amatör futbol oynuyoruz. 40 yaş tabii. Aa, çok iyi. Open'dan başladık. Yaşlı şey olmayan, sınır olmayan. 30 yaş, şimdi 40 yaş. Biraz sonra 50 yaş ligine de başlayacak birkaç sene sonra. Hala faal oynuyoruz. Bayağı büyük bir lig. 200 takım falan var. Değişik yerlere gidiyorsun. 200 takım. Tabii ciddi, ciddi bir lig. Orada oynuyoruz. Kardeşim de oynuyor ama o 40A'da oynuyor. Ben 40B'de oynuyorum mesela. Hala oynuyoruz. Eskiden aynı takımdaydık. Bizim takımımız Imagine Cars'dı. Bizim dealer'ın adı. Imagine Cars 20 sene o ligde uçurduk. Kupalar, kupalar. People. Sen bizim geldiğin şeye galeriye çok. O kupaları gördün koşuyorlar. Çok güzel ya. Dolu, kupa dolu. Bütün kupaları hep biz alıyoruz. Yiğit de birinci, ikinci. Kardeşim de çok iyi oynuyor. Çok güzel takım yaptık kendilerimizle. Brezilyalısı, Kolombiyalısı. Teknik direktör aynı zamanda değil mi Yiğit? Tabii o aynen yapıyor. Akademisi var. Soccer Akademisi var. Orlando Soccer Akademi. Süper. İlgilen olursa check out etsin. Gerçekten şey. YouTube'a ne zaman başladın? Nereden geldi bu iş? YouTube'a da işte dedim gibi. Şimdi bu balıkçılık olayı, futbol çok güzel devam ediyor. Araba galerisini bıraktım. Futbol hakemliğine başladım. Elimde zaman oldu şimdi. Dediğim gibi. Ya inanılmaz. Çocuklarına vakit harcıyorum. Çocuklarıma kalkıyorum. Okula bırakıyorum. Okuldan alıyorum. Ya inanılmaz bir güzel bir şey. 50 yaşına gelince dediğim gibi değişiyor insanın felsefesi. Hayat felsefesi. Öyle olunca bu bana yansıdı. Stresim azaldı. Eve getirmiyordum o stresi. Haftada bir maçmış. Sen kartlarını getirdin mi bu arada? Getirmez olmayayım abi. Hayda. Sarı kart, kırmızı kart. Hep yolunda. Bakalım bize bir kart çıkacak. Hep yolunda. Yok şu ana kadar iyisiniz. Gayet güzel. Yanlış bir hareket yok. Oyna. Oynamaya devam. Abi geziyorum şöyle bir şey var. Arabada trafikte. Orada kaldık. Mesela böyle servis eksik geldi. Garsonu çıkartıyor musun sarı kartı? Direkt ayağa kalkıp ikincide, kırmızı. İkincide gidiyorsun. Bana menajer şu. Öyle çok var ikinci sarı kartlar, kırmızı kart alanlar. Allah. Yok onu bırak. Taşıyorum. Eşyalarımı da taşıyorum arabada. Çünkü dediğim gibi orada hala bahsediyordum. O kadar çok lig var ki. Ve belli bir kademeye geldiğin zaman, iyi hakem olduğun zaman devamlı assessor'lar, hakemleri tayin edenler seni arıyorlar. Çünkü sen independent contractor'sın hakem olarak. Yani bağımsız. Yani bağımsızsın. Yani böyle niye kartları da yanında taşıyor? Mesela piknikte yürüyorsun orada bir futbol oynuyor. Bir durum oldu hemen müdahale ediyorum ben hakemim falan. Bir dakika ben geldim. Ben geldim. Hakemim ben. Durun çekil. Yok yok. Öyle olunca işte her yerden arıyorlar. Mesela şu anda arayabilir beni. Akşam maç var. Gelebilir misin der. Ha, direkt akşam. Hazır. Hop oraya gidiyorum. İtfaiyeci gibisin yani. Aa, abi süper. Borudan kayıp böyle direkt böyle şeyle ayakkabıların içine düşüp uçarak pelerini takıyorum. Aynen. Abu Bakar. Hakeminiz. Connor. Your YouTube fisherman. Hakem olarak sizinle. Takip edin. Gerçekten çok keyifli. Baya güzel yerlerde balıklar tutuyorsun ve eğitimlerim var. Balık olayı da öyle başladı işte. Zamanım oldu Birkan. Yani inanılmaz bir şey. Bırakınca gerçek hayatı diyeyim yani akışını bir anda zamanın oluyor. Hanımınla vakit geçiriyorsun. Çocuklarına vakit geçiriyorsun. Gidip hakemlik yapıyorum. Balık tutmaya başladım. Genelde evden kaçmak için balık tutuyor. Sende böyle bir şey yok. Bende öyle bir şey yok abi. Sen evi de seviyorsun. Evime bayılıyorum. Ne kadar zaman harcasam kızlarımla, ailemle o kadar mutlu oluyorum. Beni o mutlu edince hayatıma yansıyor. Sana yansıyor seninle konuşurken. Sana yansıyor. Gerçekten öyle. Gerçekten pozitiv enerjiyi pozitif insanlar görüyor ve çoğu insan yorum yaparken YouTube kanalında onu söylüyorlar bana. Seninle konuşurken ne kadar enerjin var, ne kadar pozitifsin, 50 yaşında nasıl böyle abi. Çünkü hayat felsefemi değiştirdim. Gerçekten. Seninle konuşurken bütün borçlarımı unutuyorum. Ne güzel abi. Ne güzel. Bazen Ömer telefonu açtığında sabahları bütün borçlarım aklıma geldi diyorum. Lan bu ne ses? Yok yok Ömer iyi çocuk. Ben gözlerini anlıyorum. Ömer iyi çocuk. Abi iyi olmak başka, enerji başka ama hakikaten. Ben bazen doğru. Ağzımda Ömer bazen böyle şey varmış gibi ya. Onun için mi kahve koyuyorsunuz? Salyak ya. Onun için mi kahve koyuyorsunuz? Ya? Hayır bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hayatımı değiştirdim diyorsun. Yani sen eskiden böyle değil miydin? İşleri abi, bıraktıktan stres. Sonra mı böyle oldun? Stresliydim. Ben de çok yani, stresliyim abi. Gerçekten... Gerçekten stresliydim ve ya abi işin kötüsü onu yansıtıyordum maalesef. Galeri işini sevmedin mi? Ya sevmez olur muyum? İnsan işini sevmez mi? Sevmezsen zaten yapmazsın. O tabii kadar güzel bir şey ki. Gidiyorsun galeriye, araba pazarına gidiyorsun, araba alıyorsun, değişik bir şeyler var, ticaret. Ama araba pazarı mesela bana hiç güzel, beni hiç çekmedi abi. Abi beni çekiyor bir giriyorum mesela. Oraya. Ben seviyorum. Ama benim hoşuma gidiyor işte o. Bu abi saatlerce susmayan bir... Ne dedi lan?
500 mi dedi? 500 mi? Bir de sana vurmuş mesela. Lan ben gözümü kaşıdım mesela. Lan ben değilim valla. Çok enteresan. Sikler yani. Acayip yani. Abi challenge. Bilmediğin bir işi de yapmaya başlayınca ve öğrenip de iyi olduğun zaman insan hoşuna gidiyor. Yani bu başarı olayı bambaşka bir şey. Öyle olunca devam ediyorsun. Seni motive ediyor. Katılıyorum. Motive ediyor. Motive edince de devam ediyorsun. Çok güzel hayatını geçiriyorsun tabii ki. Güzel ailene bakıyorsun. Güzel hayatını yaşıyorsun. Öyle olunca ama belli bir yerde işte o karar anına geliyorsun. O da yaşla ilgili. 50 yaşına geldiğin zaman, ya o bende öyle oldu 50 yaşına gelmeden önce. Karar aşamasında devam mı edeceğim yoksa bırakacağım mı? Ve ona karar verdim. Ve iyi ki de karar vermişim. Doğru karar. Onun için dediğim gibi balığa gidebiliyorum ve bunu yansıtıyorum etrafa ve kendimi içinde hissediyorum. Yani, kaç takipçim var şimdi? Şimdi 2412 pardon 2414 oldu. Yeni takipçilerimle teşekkür ederiz. Gittiğin yeni her yerde. Yeni abonem teşekkür ederim hemen. Gittiğin her yerde güzel reklam da yapıyorsun. Gittiğim yerlerde çok abi güzel reklam yapıyorum. Onun değişikliği her gittiğim yerde sahilde orada burada aa Kaan nasılsın? Gel bir selfie çekelim falan öyle şeyler çok olmaya başladı. Evet, ya güzel oluyor tabii. Bir de seninki de gerçek izleyici. Böyle balon değil yani. Harbi izleyici. Kesinlikle. Öyle ben de satın almaydı yok birine Instagram'la yapıyorlar YouTube'a yapıyorlar şu kadar yaparsan şu kadar. Asla öyle bir ben şey yok. Ben bir de sende abartılı tamamen görmedim. Yok abi. Yani balık tutamadığın şanssız bir günde de abi bugün tutamadık falan tabii da yapıyorsun. En yani son ekşi hatta en son videom o. Skunk oldu. Evet. Adı o skunk. Hiç balık tutamadığın zaman you got skunk oluyorsun. Evet. Skunk ile kokarcanın şeyi. Kokarcanın şeyi harbiden koktuk yani rezalet. Yani. Öyle oldu ve onu yayınladım. Çünkü yani insanları görmesi lazım. Hep şey tabii, değil yani o yani, çok iyi balık tuttuk bunu tuttuk. Oluyor öyle günler. Yani bu yapacak bir şey onu da yansıtıyorsun. Güzel yani bu da samimiyetini gösteriyor. Tabii doğal abi doğal olacaksın. Yani hiç yapmacılık zaten hayatımızda öyle bir şey yapmadık. Hiç anlamsız bir şey. Doğalsın. Ben neysem oyum. Abi ve şu, söylerim de yani. Bir arada şeyi telefonunu da şeyini mesajını bir daha onu bir alalım. Mesaj tonunu. Abi mesaj tonunu yakaladım bilmiyorum ama. Evet evet. Sonra, abi. Bana böyle bir mesaj yani böyle. Bunu nereden esinlendi bu? Mesaj tonlarımı işte seçiyorum. Kendi hayat felsefemin ne kadar stres dalım azsa. Böyle bir afrodizyak abi işte demek ki etki ediyor her şey. Telefonuma kadar etki etmiş. Yani aynen. Böyle bir kadın sesi değil mi o? Yani değil de onun gibi. Falan bunu nasıl? Gibi. Ya benziyor. Şunu bir alalım ya. Sen benzetmişsin. Şurada öyle telefonum değil. Var verir misin? Aynen. Bir dakika da bir tane daha sana. Şurası sevmiş. Bir dakika dur tamam lan. Tamam, ama sen de kadın sesini benzetmişsin. Ne alakası var hocam ya? Değil abi. Değil. Yok be abi. Abi yok, burada Doggy Style ya. Grup. Ya sana girme. Doggy Style diye grup var. Bu telefonda neler oluyor? Futbol grubu işte Doggy Style. Hiç oraya girmeyelim. Çıkamayız. Oraya girersek çıkamayız. Balıktan böyle bir pornografiye nasıl daldın? Ne konuşuyorsunuz Doggy Style WhatsApp grubu? Kadın sesi ya. Doggy Style WhatsApp grubu ne konuşuyorsunuz? Ağlattın ya. Yüzünden yaş geldi. Kadın sesi diyor öyle biliyor musun? Sen niye bunu Allah aşkına ya. Abi ben diyorum hangi kadın sesi bende mesaj sonu var? Yok öyle bir şey. Ama öyle. Yani böyle yanlışlıkla içine girmiş gibi. Çok alemsin. Doggy Style grubunda ne konuşuyorsunuz? Hocam Doggy Style. Niye ısrarla cevap vermek istemiyorsun? Niye bu konuda geçiştiriyorsun? Hocam. Ha, gözümden yaş geldi. Yani... Oğlum gözümden yaş geldi diyorum. Harbiden bilmek istiyor musun? Evet merak ettim. Okey tamam. O bizim futbol grubumuz. Koray, kardeşim, Aydın. Aydın tanır mısın? Müjdat abi Aydın bile orada. Yavuz orada. Yani grup Yavuz, harbi grup. Yavuz Gak. Gak Yavuz. Gak Yavuz. Orada Doggy Style'da her kaybeden her hafta sonu veya berabere kalana başlık atılıyor. Ve olduğu gibi de en son bu hafta sonu Galatasaray 3-1 yenildi. İkonda yapıyor musunuz böyle? Ya... Onun emojisi daha yok. Onun başlığı Doggy Style oldu. Oraya nereden geldik oraya pek girmek istemiyorum. Pozisyonlardan başladı. Aydın Aydın kardeşimiz ya bu pozisyonda falan bir şey yok muydu falan derken ben de o pozisyon Doggy Style'a benziyorlar lan. Öyle bir başlık oluştu. Öyle bir misyonerlik yani oluştu. Yani öyle bir oluştu. Enteresan bir grubumuz var öyle. Güzel nereye gidiyorsun balık tutmaya? Abi şimdi balık tutarken Florida genellikle... Florida bu arada iyi mi balık tutmak için? Çok iyi. Çok nereler iyi. Böyle bir reklam yapmak en iyi yerleri Sebastian Inlet'den başlayarak ve güneye doğru giderek. Key West tarafları Sebastian inanılmaz. Sebastian koyu mu oluyor bu arada? Tabii Sebastian koyu oluyor.
Bu buraya 2 saat uzaklıkta. Güneye doğru. Güneye doğru. Gittik oraya bir de köprüden falan da tutuyorsun. Köprüde iki taraflı inletleri var, köprüleri var. Süper. O akımlar var da inanılmaz balık. Redfish'i, snook, shipset ne ararsan hepsi orada. Akvaryum gibi. Yani inanamazsın. En iyi balıklar orada. Ama bazen tabii çok zor oluyor. 2 saat oluyor. Sür 2 saat geri gel. Zaman olmuyor. Çocukları al okuldan falan. Daha çok yakınlara 1 saat uzaklıkta işte Brevard kısmına, Tidesville kısmına, Playa Linda Beach kısmına. Tidesville Kennedy Space Center'ın oralı. Tabii o Playa Linda. Aynen hemen. Space falan filan bir şeyler tabii, var. Tabii. Mosquito Lagoon bütün boyunca kayağımı zaten oradan çıkartıyorum. Old Town Autopilot 120 var. Motorlu bende. İnanılmaz bir kayak. Abi gerçekten çok alengirli bir şey almışsın. Ya inanamazsın. Abi o şey kano gibi bir şey ama bayağı ekipman var. Kano ama bot gibi resmen. Sat yani, komandosunun şeyi ya gibi ciddi, yani sanki. Ya ciddi kumandan var zaten elinde kumandasıyla. Motorun önünde spotlock var ya. Spotlock dediğin durdurabiliyorsun olduğun yerde. Allah Allah. Demir atıyor. Kaysa bile demir atıyor. Şey kaymıyor. Demir atıyor. GPS teknolojisiyle seni tutuyor. Demirsiz ama yani. Demirsiz. Sadece motorun yaptığı otomatik pilot otomatik gibi. Pilotta duruyorsun. Hiç ellerin rahat balık tutarak yok öyle oraya git buraya pedal yap buraya sür. Direkt balık tutuyorsun abi. Peki nedir böyle bir botun meblası falan? O benim aldığım bu en son çıkanlardan biri işte. Old Town Autopilot 120 Powered by Minn Kota dedikleri. $4,000 şu anda. Semih Allah ölü ben harbiden. Gidiyor tabii yani. Gidiyor. Ne kadar? $4,000. Aksesuarlar 4000 falan ne kadar? Ya aksesuar zaten motoruyla beraber geliyor. Bir tek bataryasını almak zorundasın kendin. O da lityum almak en iyisi tabii. Normal batarya olmaz. Bataryayla gelmiyor mu? Bataryayla gelmiyor. Batarya case ile geliyor. Kutusuyla geliyor. Kutu boş. Kutu boş. Eskiden vardı o kutu programı. Kutu boş oluyor maalesef. Aksesuarlar? Aksesuarlar 5000'e geliyor. $5,000 $5,000 geliyor ama bir bota ihtiyacın olmuyor. Şimdi bot almaya kalksan 30,000-40,000 dolar ve onun bir sürü masrafı bot oluyor. Bot dediği de yani şey yani tekne. Tekne. Yani. Teknelerde de bir sürü masrafı oluyor. Benzinini koy, onu al, bunu al. Bakımı var. 30 bin oluyor storage bir anda 40,000 dolar. Her şey problem. Bu uzunluğu nedir? Bu 12 feet. 12 feet. 12 feet yani garaja falan sokabiliyor tabii musun? Rahat çok rahat. Garajda duruyor zaten. 12 feet. Hemen tırağın arkasına koyuyorum. Taydanlar. Motoru arabanın içine hop. Pick-up mı sürüyorsun aynen. Sen? Tabii tabii. Pick-up. Pick-up. Fisher abi. Fisher mi? Aynen. Bugün aslında Under Armour'un fişini giymem lazım. Fişini giymem lazım. Onu bir dahaki sefere nasıl hatırlıyorsun? Sana atmamı kardeşinden. Ha ona gir. Ya ona fena ben çişini giymem lazım. Ben ona formayla geleceğim. Ha formayla gel. Formayla. O zaten bayrağı getirir buraya açar. Sarı lacivert benim ya. Sarı lacivert benim. Yiğit rahat ol. Abi bize bir anlatsana ya. Mesela sabah erken mi çıkıyorsun balık için? Tabii kesin. Karanlıkta sabah suyu. Şimdi sabah herkesin suyu, bir erken anlayışı var. Ne hocam dedi? Söyle anlatayım. Sabah suyu en iyi balıkta. Herkes bunu bilir zaten. Balıkçılar da bilir. 4-4.5 gibi kalkıyorum. Yani ciddi. Yani ciddi iş. Öyle hani keyfi balığa gidiyorum falan değil. Ben balığa biraz gitmiyorum. Ben de kalkıyorum 4'te. Yani. Herkesin tabii değişik şeyler var. Sen triathlon yaptığın için tabii. Senin saatlerin de değişik. Herkesin hayat felsefesi değişik. 4-4.5 gibi kalkıyorum. Çünkü belli bir 1.5 saat mesafe süreceğim oraya. Gün doğmadan bırak güneşi çıkmayı. Gün doğmadan oraya olman lazım ve kaya suya indirmen o lazım. Şafak bile patlamadan. Şafak patlamadan. Çünkü anahtar orada. Çünkü balıklar o zaman ısırıyor gerçekten. Sabah suyunda. Güneş çıktığı zaman kaçıyorlar daha çok derinlere. Çok sıcak geliyor. Çünkü Florida'da inanılmaz sıcak oluyor. Öyle olunca peki, sabah başlıyor. Peki oltayı derine indirsen? Derinden ise olmuyor çünkü o kadar çok derin yer var ki değişik yerlerde bulamıyorsun bu sefer balığı. Arar koca okyanus, evet, nehir. Doğru. Onun için fish finder kullanıyorum. O balık bulma aleti var. Fish finder'ları kullanıyorum. Şey mi, biraz kaçırdığın balığı özellikle arayabiliyor musun? Yani kokları bakayım diye. Yüz tarama falan balık gösteriyor. Böyle. Fish finder'lar çok iyi gösteriyor. Ciddi gösteriyor. Yani okumasını bilmen lazım orada ama. Orada olta yemiyor. Bak bu ağzını açmış bekliyor diyorsun mesela orada. Direkt geliyor sana görüyorsun orada. Bir de onun güzelliği kanoyla falan giderken derinlik de gösteriyor. Altını vurmadan. Çünkü genellikle derine doğru indiği zaman balıklar orada saklanır. Orada beklerler. Avı bir de kayalıklı kayalıklı olacak, structure olacak. Dümdüz oldu mu unut. Aynen devam. Kanoyla bu devam. Bu batıkları da biraz da şeyden yapıyorlar değil mi? O structure oluşsun balıklar aynen toplansın falan bilerek diye koyuyorlar. Onu artificial yaptıkları işte dedikleri. Evet. Suni olarak koydukları var ki balık oraya toplansın diye. Evet. Nerede zaten öyle bir yer var kayalık veya bir structure oraya geliyor balıklar. Sen de onu arıyorsun. Ben de ilk defa bir Clearwater tarafından açıldığımızda. Tabii abi çok enteresan. Deep Sea Water'a gittiniz. Enteresan evet bir şey yazdım. Yani çamaşır makinesi gibi içerisi. Yani
yani sürekli bir her taraftan gelen düzensiz dalga var. Biz de balıkçı teknesindeyiz. Gidiyoruz. 4-5 kişi falanız teknede. İki tekne çıkmışız abi. Yani bayağı süratliyiz. Şöyle düşün. Tekne gidiyor. Giderken alttan su boşalıyor ya böyle abi. Tabii, bu böyle düşerken vuruyor. Ona püf. Abi benim götüm oturduğum yerden 1-1,5 metre bir de tutunmuşum ya şimdi tekneye binerken şöyle. Kasmışsındır kendini. Tekneye sen. Binerken kovboy şapkası, Ray-Ban gözlükler. Çok iyi ya. Ondan sonra boynumda böyle telefon bilmem nesi falan filan aynı sağım solum şıkır şıkır biniyorum ya ayağımda parmak arası terlikler falan. Öyle bir oturdum yolda. Şapka böyle buradan böyle paraşüt olmuş gözlükler gözüme yapışmış. Dalgalardan da zaten tuzdan falan gözlük hiçbir şey görmüyorum. Çok iyi ya. Tutunduğum yerden o merkezden abi şöyle fırlıyorum. Yerden böyle 1-1,5 metre götüm çıkıp böyle bam bam bam. Abi 1 saat 15 dakika. Abi götüme sanki kalasla indiriyorlarmış gibi. Yemin ediyorum ilk defa götümü simsiyah gördüm. Vay be. Nasıl simsiyah lan bildiğin vurmaktan, siyah. Vurmaktan siyah olmuş. Oğlum, dayak yemiş gibi. Değil değil hocam dayak yemiş gibi. Değil oğlum simsiyah. Allah millet Allah. Dedim ki herkes götürün resmini göstersin. Bende de mi var bir balık tane? Balık resmini yerine götürsün. Çok iyi ya. Alper böyle bir tane Laos. Evet abi dedi bak bunu da zamanı da değil mevsim olmadığı için attık abi, geriye. Attığımız 5. grupur. Sezonu olmadığı için üzülerek kendisine veda ediyoruz bu arkadaşımızın. Çünkü yasal değil bu sezonda bunları tutmak. Bye bye. Let it go man. Her şey güzel olsun. Tamam tamam. Sezonu... Tamam oldu. Tamam tamam. Başka bir şey tutacağız. Başka bir şey tutacağız. Kırmızısını tutacağız. Kırmızısını tutacağız. Çok yaptırımlar var değil mi bu arada? İnanılmaz yaptırımlar var. Acayip istavrit gelmiş tamam. Atıyorsun böyle oltayı. Abi onlu çapariye 13-14 tane istavrit. Bir oltayı iki tane böyle. Ne güzel abi. Atıyorum ve tırırırırır çekiyorum böyle. Atıyorum tırırır. Yani acayip çektim. Hocam çok güzel. Çok da istavrit. Süper. Bir de koi miydi neydi? Bir tane balık Kobi, var. Kobia. Kobia. Kobia var. Kobia kaldı bir tane. Onu kopardı tutması da zor. Ha, koparmıştır. İnanılmaz zıplarlar. Evet. Çok zordur kopardı, kobia evet. Yakalaması. Birkaç kere kopardı. Tarpon bir de kobia. İkisi en zor yakalama. Balıklar. Şu regülasyonu bir açıklasana. Burada ciddiyeti en azından anlasınlar diye. Hocam şimdi burada ciddiyet. Türkiye'de bilmiyorum nasıl. Hı-hı. Şimdi Türkiye'de ben belli gruplarla Facebook'tan üye oldum. Onlarla konuşuyorum. Şimdi hı-hı. Gidince birkaç üyeyle kano balıkçılığı yapacağız. Hı-hı. Gittiğimde Türkiye inşallah yazın Türkiye'de gideceğim. Türkiye'de ya yapmasanız daha iyi olur falan. Yani şimdi bilmiyorum tabii. Hiç göremedim. Yani yalnız mevsimi olmayan bir balığı tuttunuz. Yani şimdi biliyorum tabii regulation'lar nedir orada da. Burada çok sıkılar. İnanılmaz sıkılar. FWC diyorlar. Fish and Wild. Fish and Wild. Fish and Wild. Bunlar de, o bir lisans almak zorundasın bu. He, lisans tabii. Almak zorundasın. Elinde salt water, tuzlu balık tutma lisansı olmak zorunda. Ya da tatlı zorunda. Su. Veya tatlı su yapıyorsan. Hayır bir dakika. Onu nasıl olur sen veriyorsun. Şimdi? Sen şimdi kafana göre gidip tutamıyor musun bunu? Hayır, hayır. Tutamazsın. Ben yarın çıkıp gidip tutamıyorum. Tabii tutamazsın. Direkt sana kesinlikle. Lisansını soracak. Gittim şeye ne bileyim Kokoviç'e. Fark etmez. Attım oltayı. Evet. Attın oltayı. Çek oltayı. Sicinine giren ceza yiyorsun. Evet. Ama lisans da online alıyorsun hemen. Ya, 10, çok kolay. 10 dolar mı çok ne kolay. Bilmem ne alıyorsun. 20 dolara internetten girip veya spor akademiye gidip bir spor mağazasına orada hemen veriyorlar. Yani lisansta yani, böyle bir lisans eğitim eğitim yok. Yok. Motor yok. Falan balığın şeyi kuyruğu kaç santim bu neye benziyor falan. Ya, maksat yardım olsun işte bu olaya. Onu veriyorsun. Ondan sonra alıyorsun lisansını. Aynen. Onu aldıktan sonra zaten her balığın belli boyutları var. Belli zamanları var tutmak için. Hmm. Mesela Ocak'tan Nisan'a kadar snook tutabilirsin. Ondan sonra tutamazsın. Hmm. Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta yine Ağustos sonuna kadar. Hmm. Bunları bilmezsen o snook'u da yakalarsan ve 28 inç ile 32 inç arasında değilse 500 dolar cezası var. Balık başına. Balık başı 500 dolar cezası. Hmm. Eğer birçok balık yakalamışsan teşkilat halinde açıkta bunu daha yeni yakalamışlar. 2736 tane pompano balığı teknede yakalamışlar. Misdemeanor'a giriyor ve hapse giriyorsun. Yani çok büyük, çok büyük tutumları var ve haklılar da. Misdemeanor da bizde ne oluyor acaba karşısında? Misdemeanor yani mahkemeye gidiyorsun. Mahkemede dava hakimi karşısına çıkıyorsun ve derdini anlatıyorsun. Ceza bir de orada ne mahkeme kadar cezası var. Ne çoksa mahkeme cezası var. Eğer çoksa hapse giriyorsun. Yani evet. Misdemeanor öyle başlıyor. Evet, şeyine, derecesine göre ne kadar balığı sonra felony
niye dönüyor falan. Yani, bunu peki nasıl yakalıyorlar seni? Sen sonuçta kendi botunla çıkıyorsun. Bu FWC dediklerim. FWC Fish and Wild. Dolaşıyorlar sürekli. Devamlı sudalar. Ha, orada bir de botu indirdiğin ya da çıkardığın yerdeler. Tabii. Botla. Zaten dolaşıyorsun da bir yerden çıkacaksın da. Yani. Sürat motoruyla zaten devamlı oradalar. İlgileniyorlar. Kanallarda suda. Peki kontrol ediyorlar mı seni? Tabii. Aç diyor. Hemen geliyor. Aç diyor cooler'ını. Şeyini. Tabii. İçeri girip araya da bilir. İstediği gibi. Ya bana kayakla yanıma geldi herifler. Yanına geliyorlar. Koca şeyle ya. Tim şeyi gibi böyle. Silahlar milahlar diyorsun. Ne oluyor? Bir anda tekne yanaşıyor. Işıklar falan. İşte lisansın var mı? Var. Can yeleğin var mı? Var. Tamam. İyi günler, iyi balıklar. Yani iyiler. Öyle şey değiller. Yani. De herifler sıkı eliyor. Yunan Coast Guard gibi değiller. Lisansını alıyorsun. Tatlı sudaysa tatlı su, tuzlu su ya da ikisini birden. Tabii. İkisi. Bunların da fiyatları farklı. Tabii farklı. Peki diyelim ki balığı aldım. 26-28 olması lazım. Evet. Ben 32'yi kestim kafasına. Yok işte. Tabii senin kafanı kesiyorlar o zaman. Hayır. Aynen. Diyelim ki file yaptım bilmem ne falan. Yok işte onun da kuralları var. Mesela yakaladığın zaman balığı orada pişirip yiyemiyorsun eğer o fileyi saklamazsan. O fileyi saklamak zorundasın baştan kuyruğa kadar. Öyle mi? Çünkü onu ölçecekler orada varsa. Yiyebilirsin eğer o fileyi saklarsan. Yani bir layer saklayacağım. Onu saklayacaksın. Saklayacağım gerisini yiyeceğim. Gerisini yerse o filesini yersen ve esas balığı saklarsan yiyebilirsin. Ya da kılçığını mı saklıyorsun? Kılçığını işte şeyini. Bütün balığı. Yani. Ya evet. Fileyi sen yiyorsun zaten. Aynen fileyi sen. Kılçığı tutuyorsun. Kılçığı atmayacaksın. Tutuyorsun. Tabii. Ha. Atarsan bittin. Anladım. Yakalarlarsa seni. Yakalarsa ağzında böyle sen nasıl şey yaptın? Bir dakika. Şimdi ben nasıl yapayım onu? Ya öyle. Nakit mi veriyorsun? Yani kuralları, kanunları çok iyi okuman lazım. Vay, çok öyle hadi ben aldım oltayı gidiyorum. Bilmiyorsan. Bunu çekeyim bunu çekeyim. Bilmiyorsan bittin. Yok öyle bir şey. Ha bittin ne abi? Ben işte mesela bilmiyorum. Bilmiyorsun. Harbi meraklı işte olsam var. Çıkarım giderim yani. İşte, abi de çok karışık işte, yani. Hapis diyorsun ya. Ben şimdi abi, bu kadar liste var ya. Yani ciddi 2000 tane balık yakalarsan ha. Kuralsız o zaman canım. Şimdi 500 dolar çekiyorlar seni. Gel diyorlar Ömer kardeş. Öğreniyorsun. 500 dolar öğreniyorsun. Neyse biz bedava yaratıyoruz. Peki nasıl takip ediyorsun gerçekten bunu? Bir liste var. Hayır, onun zamanı bu, bunun zamanı bu. Bir de tuttuğun balığın olup olmadığını da. Hocam, application var. İki saniyede gösterebilirim. Çok basit. Fish Rules diye bir application var. Hı-hı. Herkes onu kullanıyor. Hı-hı. Region'a göre, bölgene göre hemen sana döküyor. Bütün balıklar resimleriyle beraber nasıl tanımlayacağını o balığı. Dediğim gibi bazı balıklar birbirine benziyor. Hı-hı. Kuyruğundan, finlerinden, ağzından, yüzgeçlerinden hepsinden nasıl tanımlayacağını ve ne zaman tutulacağını, kaç boyutta olacağını hepsini yazıyor sana. Peki basit. Benzettiysen ne oluyor? Benzettiysen yine seni benzetiyorlar işte. Adam geldi mesela. Belki o da benzetti. Belki ben de hocam, benzetemiyorsan atacaksın suya. Öyle mi? Bu kadar. Emin değilsen. Bilmiyorsan. Aynı benim futbolda gibi. Offside pozisyonunda emin değilsen o bayrağı kaldırmayacaksın. Doğru. Kural doğru. Abi yani kuralları takip edeceksin. Amerika'daysın. Doğru. Kuralları takip ettiğin müddetçe, uyguladığın müddetçe hiç kimse sana dokunmaz. Köstek değil destek olur. Destek olacaksın. Efendim ve sana çok da yardımcı olurlar. Sana öğretirler orada gelip anlatırlar. Öyle Gestapo gibi çıkmazlar önüne. Sen de çok güzel bir gün geçirirsin. Gerçekten balıkçı. Ben burada amatör balıkçıları bile çıkarken abi bir balığa çıkıyorlar. Herifler 4-5 arkadaş balığa çıkmıyor. Herifler öyle bir akademik organize oluyorlar. Teşkilat. Yani. Gerçekten sağlam İnanılmaz. Teşkilatlar. Herkesin görevi belli. Herkes onu takip ediyor. Tabii. Bilmem. Bir de Yahoo mu Wahoo mu ne öyle bir balık var. Wahoo balık Wahoo. Yahoo. Wahoo. Abi Wahoo'lar böyle ama adam boyu kadar Yahoo böyle. Diyorsun, Wahoo diyorsun. Bunlarla resim çektiriyorlar. O tabii, büyük inanılmaz. Bir mil taşı galiba balıkçılıkta. Tabii. Hepsi abi. Zaten offshore'a gittiğin zaman dışarı çok açıldığın zaman hı-hı. büyük balıklar orada tuna mesela. Hı-hı. Tunayı tutmak dediğin gibi hı-hı. ya ödül. Ödül Allah almış gibisin. Yani. Allah İnanılmaz. Allah. Onu tuttun mu sen harbi balıkçısın. E tuna da en ucuz balıklardan. Ama işte değil. Onu tutması önemli olan. Hı-hı. Tutması ve nasıl şekilde tutulduğu o kadar çok aparatifleri var ki öyle oltaya atıp ben tuna tutayım değil. Paraşüt açıyorlar oltaya. Paraşütün arkasına taklit yem koyuyorlar. Taklit yemden sonra esas yemi koyuyorlar. Onu sürü balık yemleri gibi gösteriyor. Yani inanamazsın. Allah Allah. Onu çünkü öyle çok vakit harcayıp onu öğrenip resmen dersini neden çalışıyor. Neden değerli bir balık değil? O nasıl değerli değil? E abi bir sürü konserve var ya. Tuna, hocam öyle tuna senin bu tuna dediğin şimdi Japonya'da verdikleri para falan sushi yaptıkları tunadan bahsediyorum evet, ben. Konserve yani tuna değil yani. Değil. O tunayı tutman yani inanılmaz bir olay. Ödül yani. Ama, çünkü tabii. O kadar çok zor ki yaptığın olaylar. Evet. Onu tuttuğun zaman ve o kadar da zaman harcadığın zaman, para harcadığın zaman,
emek verdiğin zaman o balı tutunca dünyalar senin oluyor. Çok bambaşka bir his o yani. Başarıyorsun. Dediğim gibi geçenki konuya geldik işte. Başarı ve memnuniyet insanın hayat felsefesini değiştiriyor. Onun için o tunalar o kadar pahalı. Yani kendini önemli hissetmek işte. Tabii. Yani. Abi de önemli bir şey. Hı-hı. Tunayı tutmak mesela orada. Tabii, açığa tabii. Çıkıp. Bunun yani, konservedeki tunalar ne ya? Onlar karıştırdıkları balıklar. O ton ufak balığı galiba. Ton balıkları. Ton balığıyla alakası yok. Sadece isim benzerliği. Yoksa tuna isim benzerliği. Çünkü tuna, ben tuna tataki'den falan bahsediyorum. Appetizer falan filan. Yok gibi. Seninki o başka. Sen şimdi bunların dizileri var. Bilmiyorum seyrettiniz mi? Tuna Fishing diye şeyde National Geography'de. Vallahi. Eğer onları bir seyretseniz yemin ederim televizyon başında kalır. Saatlerce o diziyi seyredersiniz bölüm bölüm. Ya inanılmaz İzleyelim bir şey. Abi, ne İzleyin. Yani. National Geography'de Tuna Fishing diye gir. Yaz yani, zaten hemen çıkar. İnanılmaz. Bak hemen. İlginç. İnanılmaz. Ama çok doğru. Güzel. Evet. Senin botta pahalı. İki kişi çıkabiliyor mu? İki kişi çıkamıyor. Ayarlayanlar var. İkinci seat'i koyanlar da var. Koltuğu ama çok zor. Rahat çok operatif abi. Rahat olmaz. Sen tek çıkıyorsun. Bir de zaten tek başıma istiyorum abi ben balığa gitmeyi. Ben şimdi Kanada senle gelmek zaman. İçin bot mu alacağım? Hayır. Sen benle gelmek istiyorsan senle biz sahile gideceğiz. Hı-hı. Sahilden balık tutacağız. Tamam. Pompana tutacağız. Playa'nın da bir şey tutacağız. Lüfer tutacağız. Lüfer de bu arada burada çöp diyorlar o balığa abi. Abi burada inanılmaz. Çöp yediği için de diplerde falan filan. Çöpçü lan bunu niye yiyorsunuz diyor Amerikalılar bize. Ama lüfer de lüfer de. Lüfer. Ama şöyle lüfer de lüfer değil abi. En güzel balık yine İstanbul'da, Ege'de. Yani o soğuk, o suda soğuk zamanda özellikle yani soğuk geçişler dönemlerinde balık daha bir yağlanıyor daha. O daha lezzetli. Lüfer de yağsız oldu mu sıcak ki buralar genelde. Sıcak sudan çıkardığın daha böyle kuru oluyor eti. Daha bir şey. Daha kuru oluyor. İplik iplik oluyor. Yani. Biraz boyu büyüdüğü zaman kofana kısmı açıdan onlar yağlı oluyor. Çünkü onlar genellikle kuzeyden geliyorlar. Göç ediyorlar. O soğuğa başladığı zaman buraya geliyorlar. O zaman yakalayacak. O arayı yakalayacaksın. O zaman çok güzel oluyor. Buradaki lüferin tadı. Türkiye'dekine yazında benziyor. Yukarı çıkıyorlar. Yazında yukarı çıkıyorlar. Yazın tuttuğunda dediğin gibi çok sıcak oluyor. Bu sefer kuru oluyor. Onun da püf noktası var. Nasıl yapılıyor? Tutar tutmaz buradaki lüferi hemen kanatacaksın. Yüzgeçlerinden kesip kanattığın zaman o et çok güzel tender kalıyor ve yumuşak oluyor. Böyle dediğin gibi kuru kaba olmuyor. İnanılmaz. O kanattığın zaman yani gece gündüz farkı. Bak onu deneyeceğiz seninle tuttuğumuzda. Eğer tutarsak tutar. Evet. İki tane tutar tutmaz hemen kanatıyorsun. İki tarafından yüzgeçinden atıyorsun cooler'ına ve taze yiyorsun. Aynı gün yiyorsun. Evet, bekletirsen yine olmuyor. Zaten balık dondurulması ya, yani. Ya tabii. Fresh. Doğru olmayan bir şeymiş galiba. Aynen. Yani balık dondurulanlar var. Eğer dondurmayı doğru dürüst yaparsan olur. Tuttuğun andan itibaren. Benim mesela özel ice bag'lerim var. Normal kuru ice kullanmıyorum. Bayağı büyük. Cooler'un tam size'ında iki tane altlı üstlü. Balık ortada kalıyor. Gerçekten free yani donuyor. Anında donuyor balık. Tutar tutmaz. Öyle olursa olur. O kuru buz mu normal buz mu? Normal şey buz paketi. İçinde buz var. İçi ama buz değil. Jel gibi aktif oluyor işte soğuğa girdiği zaman. Çok fark ediyor. Yani o 48 saat soğuk duruyor o benim aldığım paket. Yani çok büyük fark. O zaman normal fresh kalıyor yani. O zaman işte istediğin kadar 7 ay tut o balığı. Bak ben ya çok, çok güzel denk işte. Geldi aslında. Tam da dün bir tane bir markete gittim. Böyle buzlamışlar her şeyi. Öyle bir market. Evet. Balık da satıyor. Wild Fork da adı. Abi şey yazıyor. Frozen is fresher gibi bir şey. Öyle bir şey yazıyor. Ben de dedim ki bu ne demek lan? Hani nasıl oluyor? Ya çünkü biz hep biliyoruz. Doğru. Donmuş balıklar fresh olmaz daha. Çünkü doğru dondurursan olur. Yani doğru dondurursan ama kalıyor. Ama çoğu yer yapmıyor doğru. Problem orada zaten. Ondan zaten güzel. Tadı bir kaçıyor. Bir seyahat ediyor balık ondan sonra. Aynen. Yani, aynen. Evet. O da olmaz. Onu asla yapmayacaksın. O tadını bozuyor. Olmuyor. Leşe dönüyor. Aynen. Bu arada birçok hala bunu bilmeyenler var arkadaşlar. Onu da insanları bir aydınlatalım. Balıkla peynir yemek, süt ürünleri tüketmek insanı zehirlemez. Bu bir hurafe. Aynen. Güzel. Bu zamanla bu zamanlar zamanında Yahudilerin geleneklerinden fırlamış. Değil mi? Bir hurafe. Gerçekten böyle bir şey var. Balıkla peynir yiyeceğim, zehirleyeceğim. Bayat balık yerseniz zehirlenirsiniz. Onu zaten yani protein yani. Onu zaten şey. Onda da güzel peynir söyledin. Çok güzel. Evet. Balığın seni zehirleyen şeyi nedir mesela? Şimdi şöyle bir şey var. Balığın içinde inanılmaz fosfat var. Yani inanılmaz derece fosfat var ve bunu bekletirsen o fosfat zehirliyor seni. Zehire dönüşüyor. Çünkü normal chemical reaksiyon veriyor. Senin için iyi olan senin için şey. Çok iyi bir şey. Evet, ama chemical reaction'a çevirdiğin zaman, beklettiğin zaman ne oluyor? Zehire dönüyor. Neden? Sana söylüyorlar. Çok fazlası fosfatın, çok fazla balık yemek, çok mercury olanların zararlı sana. Civalı. Zararlı diyorlar çünkü çoğu bu sefer zarar oluyor. Çünkü o chemical reaksiyon veriyor durdurduğun zaman. Bu sefer zehire dönüyor. Onun için her şey taze işte dediğim gibi veya doğru dondurmayla yersen
oluyor. Sen hangisini en çok yemeyi seviyorsun? Benim, küçük balık mı? Benim büyük abi balık. Büyüğü küçüğüyle alakası yok bunun. Lezzet önemli. Yani hangi balığı benim için en lezzetli yalanmaya balık. Yalanmaya başladım. Abi dur çok iyi. Balık deyince abi seviyorum. Tutmayı da seviyorum. Şimdi yemeği de seviyorum. İştahlı gerçekten. Gerçekten iştahlı bir şey. Abi ne yapayım seviyorum. Aynen. Şimdi pampono dedikleri bu sahilden tuttuğumuz seni. Şimdi tam zamanları. Suyun 70-75 degri. Türkçe bilmiyorum. Yok yassı balık. Yassı bir balık ve inanılmaz lezzetli. Yani nasıl diyeyim? Resmen ribeye steak yiyor gibisin. Hmm. Olamaz öyle bir tat. Hmm. O ilk benim için number one. Yani öyle gibiysen niye ribeye steak yemiyorsun? E çünkü o gibi. Çünkü gibi. Arada önemli. Ribeye steak bambaşka. O ribeye steak. Peki sen bunların pişirmesine falan değil tabii, mi? Şimdi benim kanalımda eğer ilgilenen olursa Catch and Cook bölümleri de var. Yakalayıp pişirme. Hemen onu da yapıyorum. Mı? Tabii evet. Anında ya tabii. Eve geçiyorum. Onu anında da yaptık. Hanımla gittik. Bir gün plajda yiyelim. Yaptık. Evet, hanımla seninle yapalım onu ama büyük balığı tutacağız. Atmayacağız çöpe. Yoksa cezayı yeriz. Öyle mi? Kılçığı kalacak. Plajda da bu böyle. Plajda böyle. Hanımla yaptık açılmasan onu. Açılmasan bile yani. Dinle. Olayı dinle. Hanımla yaptık. Portatif ocağımı aldım. Çok güzel dedik. Video yaparız. Catch and Cook. Yakala pişir. Tam sahilde. Gittik. Yakaladık. Pampano yakaladık. Whiting yakaladık. Tam lezzetli balıklar. Dedik tamam hadi. Kes. Tart. Poşete attık. Kılıçları onları bunları. Pişirdik. Yedik. Harika. Açıyorum ağzımı sulandırıyorum böyle. Ya seyretmen lazım öylesin. Aynen nasıl kahve içiyorum böyle. Onun gibi. Onu yedikten sonra kanka. Onu yedik medik. Ondan sonra yorumlar gelmeye başladı. Tuttun mu kılıcını? Şeyini yaptın mı? Kılçığını. Cezayı yersin kılçığını. Allah Allah bilmiyordum mesela onu ben. O püf bir nokta. Onu sonradan öğrendim. Tutacaksın onu. Eğer yoksa cezayı yiyeceksin. Evet. Olay orada. Ama tabii onu ama şimdi biliyorum işte. Onu da yansıtıyorum burada. Yapmayın öyle. Tutun. Önemli bir bilgi ya. 4 kere 500 Bir de seninle beraber çıkanların da lisans olmak zorunda. Tabii. Ha. Unless balık tutmuyorlarsa. Balık tutmuyorsa elinde olta yoksa. Bir de adam başı mesela diyelim bir balık türünde 4 tane izni varsa adam başı yanındakinin lisansı yoksa o adam başına girmiyor. Ya da o balık tutmuyorsa yani. Ama senin kişisel olarak istediğin kadar olta koyma hakkın var. Bir de öyle bir şey var. Evet. Şimdi ben mesela gidip oraya bir tane yani, olta sahile koymuyorum. 4 tane de koyabilirsin. Hmm. Ona bir şey demiyorlar. Hmm. Evet, şimdi doğru. Öyle şeyleri de var. Yani istediğin kadar koyabilirsin ona. O bilemiyor evet. Yani yanındakinin lisansı. Yani var mı yok mu? Ya zaten ona bakmıyorlar abi. Hmm. Ona alakası yok adamlar. Adamlar gerçekten senin tuttuğun balık boyutta mı, zamanında mı? Ona bakıyorlar. Bir de lisans regülasyona bakıyor. Ya lisansın var mı? Yani her şeyi doğru dürüst yaptın mı? Evet, o kadar bir de yani olay kendini bu. Öldürme istiyorlar. Yani mesela falan. Sen bir korku var mı? Tek başına çıkıyorsun. Şimdi benim korku yok. Gerçekten yok. Millet hatta onu soruyor. Sen delisin falan diyorlar bana. 50 yaşında ne işin var? Babam söylüyor. Annem söylüyor. Akrabalar söylüyor. Zaten Beşiktaşlı bu. Ya ben Beşiktaşlı oldum. Bir de başımız alır. Bu başkasından diyorum sana ya. Ya hanım bu başkasından diyorum. Öyle olunca ya bir korkum yok. Geçen fırtınaya yakalandı. Babam DNA testi yaptırmaya yaptırdık. Yaptırdık. Var mı lan? Delikanlı ya. Yaptırdık. Hocam yerler doğru. Geliş doğru. Kim istedi bunu? Kim her şey. Yiğit. Ben yaptım abi. Ben yaptım. Baktım üstüme çok geliyorlar. Dedim artık yeter. Kanıtlayacağım bunu DNA testiyle. Motivasyon yüksek. Evet öyle. Heyecanımız büyük. Çok iyi abi. Yaptırdım Allah şükür dedim evet ben o evlatlarıyım falan. yok abi. Ve işte geçen gün fırtınaya yakalandım. İşte onu soracaktım. Bu botla var. Fırtınada nasıl? Fırtınaya yakalandım. Biliyoruz. Korktum. Ama açığa çıkamıyorsun değil mi bu botla? Çıkıyorsun. Bu botla tabii dalga açığa çıkıyorsun. Ben bununla 3 mil gittim hocam bu kanoyla. Şaka yapıyorsun. 3 mil açığa oğlum, gittim. Oğlum alıp bu botla nasıl ya, çıkıyor? Nasıl gidiyorum? Her tekneyle çıkamıyorum. Nasıl gidiyorum? Tekneyi hep yanımda oluyor. Buileri takip ediyorsun ya. Şeyleri. Right return şeyleri. Onları takip edince zaten genellikle tekneler oluyor orada. Tekneler oluyor öyle hani tek başıma uçsuz bucaksız bir yerde olmuyorum hiç. Hep öyle bir şey var. Ama tekne dönüyor diyelim sen de başına. Ya, ama çok tekne var şimdi. Bir tane tekne yok tabii. De tabii öyle tek başıma kalmıyorum. Bir de zaten devamlı telefondan. Işığın var mı? Görüyor musun? Tabii mı? Işığın var, düdüğün var, kornam var, işaret can yeleğim var. Yok fişek yok. Fişek çünkü gibi. O kadar uzağa gidiyor. Zaten sen fişek gibisin. Ya bir şey yeter.
Ben kendim zıplıyorum. Abu Bakar. Peki biz normalde böyle 10 metrelik teknelerle falan çıkamazken, o dalgaya giremezken sen nasıl giriyorsun? İşte dalganın durumuna göre. Ona bakıyorum. Eğer 2 ile 3 metre arasındaysa gidiyorum. Ama birden patlarsa? İşte onu bakıyorum zaten. Hava durumundan, telefonda ne anlamı takip ediyorum balıktayken de. Çünkü Florida'da... Ama hava durumu da bir tahmin sonuçta. Ama işte Florida'da hep değişiyor gerçekten. Radardan bakıyorum, öyle normal Google bana hava durumunu söyle demiyorum. My Radar Pro var bende mesela. Bana ciddi hava kanallarına falan, radarlara bakıyorum. Öyle gidiyorum ve oradayken de bakıyorum. Hava günlük güneşlik. Yemin ederim 15-20 dakika sonra fırtına oluyor. Ya bir anda... Florida zaten. Florida. Bir de o taraflar, deniz tarafı falan, hani doğu kısmı değişiyor. Çok daha... Çok değişiyor. Tabii, biz değişiyor. Zaten Bermuda Şeytan Üçgeni'nin bir ayağıyız. Ya inanılmaz değişik. Peki ne oldu fırtına patladı? Ya fırtına patladı. Şimdi ben öyle bir şey oldu ki baktım radara, geliyor 20 dakika uzaklıkta falan diyordu, yarım saat. Radardan görüyorum yağmur ve fırtına geliyor ama soğuk dalgası vurmuş bana. Fırtınada önceki soğuk dalgası. Onu zaten hissedersin. Rüzgar eser, bir evet, soğuk bir... esmeye başlar bir anda, ulan dersin ne oluyor? O hava değişir, Allah dersin tamam gitme zamanı. Bir anda geldi o soğuk hava fırtınası. Ya yemin ederim dümdüzdü. Bakın zaten görürsünüz videoda. Dümdüzdü çarşaf 5 dakikada değişti. Ya fırtına, rüzgar, dalgalar 6-7 metredim. Ne oluyor ya? Nereye geldik? Allah'a şükür canlı yayınım tabii üstümde. Kıyıya da yakındım. Uzak değildim. Zaten o kadar hava öyle geliyorken hissediyorsam çok çıkmam dışarı. Uzağa. Ama ne kadar yakından olsan o dalga yani sonuçta yani. Battın mı battın. Evet, başka bir şey yok. Onun içinde zaten güvencem bu Oka'nın yaptıkları kayak. Niye 4000 dolar kayak? Bundan. Bottan daha güvenirli. Batmama konusunda. Yani bir sürü videoları köpük var. Gibi, suyun üstünde ya durun. İnanamazsın Birkan. Yani yemin ederim sana, çık üstüne, ucuna bas, zıpla. Bak zıpla üstünde. Sağa sola yatır kendini, suya gir, kafanı sok, batmıyor. Enteresan. Ya inanılmaz bir şey. Ve zaten benim seçme sebebim buydu. Böyle anlarda, enteresan, böyle pozisyonlarda güvenlik en önemlisi. Tabii. Cesurum ben oraya gideyim 500 dolarlık kayakla, gittin öldün. Değil mi? Bittin. 1000 dolar 2000 dolar az vereyim dersin, öldün. Ölür gidersin. Kesin gittin. İster can yeleğin olsun, ister çünkü can yelek bir şekilde suda tutuyor seni. Kafanı vurduğun zaman bir yere düşmeden önce. Zaten orada Allah göstermesin yani. Radardan çok salavata ihtiyacın. Yani. Yani öyle olaylar var. Onun için o kayağı seçtim. Çünkü denizi bilmeden harbiden çıkan çok vefat eden çok insan çok var. Çok tabii insan canım var. Ben çıksam şimdi tek başıma ölürüm yani. Tabii. Ya onun için işte devamlı öğreniyorsun. Kendini yeniliyorsun. Güvenlik konusunda yeniliyorsun. Öyle çıkıyorum zaten. Allah'a şükür bu zamana kadar öyle bir şey olmadı. Dikkat ediyoruz. Çok güzel oldu. Evet. Kaan Örer bu kanala subscribe olup mutlaka bu maceraları orada daha sağlamalı bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Ağzına sağlık. İyi ettik. Hocam geldin. Çok teşekkür ederim valla. Seninle böyle bir program yapmakta onur duyduk. Ben teşekkür ederim. Harikaydı Ömer'cim. Aynen. Teşekkür ederim. Bomba gibi. Mükemmeldi valla. Valla bize de o enerjiyi verdin abi. Yani şimdiki o zaman mükemmel. Bir daha kere getirmeyiz. Beraber balığa çıkacağız. Aynen. Bunu yapalım. Onu da yayınlayacağız. Hatta dronlarla falan filan. Var. Aynen. Tabii dronla o da var. Droncudur bu. Evet. Biz de aldık. Maverick 2 Air'e falan filan. Bizde Mavic Pro var. Tamam. Beraber çıkarız tutarız. Kesin harika ve uzatmadan geçiririz. Bunu yapalım tamam. Abi. Çünkü çok güzel bir konu. Tamam. Ben de açıkçası hiç tecrübe etmedim çok fazla. Güzel. Bayılacaksınız. Burada güzel ya ben şeyler şey alırsam yani. Ben de alırım o bottan. Hocam bayılacaksınız. Belki de botu alır çıkarız. Beraber balığa çıkalım önce. Bir zevkini alalım şöyle çok güzel. Mükemmel bir saat. Ben de bir konu alayım. İnşallah. Eyvallah. Bu arada sen Şamlıyer'le bir. Aynen. Şamlıyer'in de bir özelliği var bak. Kenarına çık zıpla. Batmıyorsun ya. Sen Şamlıyer götünde batamıyor. Hatta iç donla çıkıyorsun. İç don. Çizgili pijamayla giriyor. Güzel. Çok güzel. Bakalım gerçekten dediğin kadar güzel pişirebiliyor musun aynı zamanda? Abi, keçen kuk. Kendin pişir kendin ye. Rakı var mı? Başımızda bir büyük olacak mı? Tamam ayıp ediyorsun. İstediğin gibi. Sahne içebiliriz rahat. Son bir soru soracağım. Bu fish Finder bu işin ruhunu öldürmüyor mu? Abi ruhunu niye öldürmüyor? Çünkü ben balığı bulmak için değil, nerelerde dolaştığımı bulmak için daha çok kullanıyorum. Altını batırmamak için, doğru yere gitmek için. Yani sana yön veriyor. Yani benim için ruhunu öldürmüyor. Çünkü öyle bir zaman şey değil ki. Zaman kaybını alıyor. Yani. Evet. Ya çok boşuna zaman harcıyorsun. Çünkü belli bir vaktin var suda. Evet. Ve öyle bir şey değil ki. Aa balık attım, o balığı tuttun. Öyle bir şey değil zaten. Yani öyle çok da net göstermiyor. Yani bu ama aslında ayakkabı terlik ruhunu öldürmüyor mu? Yani onu
onunla alakası yani, aslında yok yani. Bir yardımcı ek okay. gibi. Nasıl kanoya motor koymuş, şey yerine, kürek yerine. Yani. Oraya da fish finder koymuş gibi bir şey yani. Eyvallah, sadece tamam. yardımcı oluyor. Ben tatmin oldum. Büyüklerin Ömer mevzuyu kapatacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aşırı derecede enerji dolu bir adamla beraberdik. Balıkların Kaan. Bizlere enerjisini verdi. Defalarca söylediğimiz gibi. Kaan Öner yazınca hemen çıkıyor mu? Kaan Öner yazınca çıkar. Ama kanalın adı galiba? Fishing Florida with K.O. Yazınca da çıkar. K.O. yani. Evet. Esas mı? K.O. Teşekkür ederim gerçekten. Gerçekten eğlenceli bir kanal. Sağ olun arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar bizim bu videoyu da artık beğenmeyi unutmazsınız oraya kadar geldiyseniz. Size için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yapıyoruz. Bye.